Hoş geldiniz. Değerli dostlar, temenni olarak değil, olgulara dayalı söylüyorum. Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın gidecek. Bu nasıl olacak aktarmadan AKP'nin gitmemek için her şeyi yaptığını ve yapacağını yineleyelim. İşte diyor yine şov yaptı. Sadece helikopterin inebildiği gemiyi uçak gemimiz diye sundu. Önümüzdeki günlerde yine allel acele topluma bir uçağı, işte yerli birli uçağımız deyip pazarlayacak ki, hatırlayalım Türkiye 1930'larda dünyada kendi uçağını üreten birkaç devletten biriydi. Evet deprem evleri için atılan göstermelik temellere ilaveten yerli araba gemi, uçak, tank yani top, yekün savunma sanayi AKP'nin seçim malzemesi olacak. EYT'liler katsayı, kadro dağıtmalar, yeni işe almalar ve en düşük emekli maaşını arttırma gibi kararlara ilaveten projecilik öne çıkarılıyor. Yakındır yine Show adına Kanal İstanbul diye bir temel dağıtacaklar. Yine seçim arefesinde vatan millet edebiyatı adına Suriye'ye göstermelik askeri harekat da olacak. Buna ilaveten din, FETÖ ve PKK üzerinden propaganda sıklaştırılacak ki seccade olayı Tayyip Erdoğan'ın günlerdir dilinde. Bunlara ilaveten istikrar ve devamlılık kavramı kafalara nakşedilecek, çakılacak. Keza milletvekili listelerinde yaptığı %65'lik değişim ve yeni yüzlere dikkat çekilmeye çalışılacak. Bütün bunlara ek olarak Yüksek Seçim Kurulu iktidarın yüzde %100 kontrolünde ve de sandık güvenliği konusu da ortada. Özetle Tayyip Erdoğan seçime büyük, çok büyük hazırlık ve yığınakla giriyor. Bir başka büyük şansı muhalefet tablosu. Tayyip Erdoğan kendi isteği hatta kimilerine göre kendi belirlediği aday ile yarışacak. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı işi çok daha zordu. İşte İmamoğlu dün Amasya'da taşıma partililerle değil yerel büyük kalabalıklarla toplantı yaptı. Aynı durum Mansur Yavaş işinde geçerli onların Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ve omuz vermesi elbette 14 Mayıs'taki seçime sandığa yansıyacak. Tayyip Erdoğan'ı seçimde en çok zora sokması gereken sağ cenahın lideri konumunda olan Meral Akşener'dir. Ama yine hihat diyeceğim Meral Akşener yıllar oldu toplumu dalgalandıracak. Ne bir muhalefet ne de bir siyaset yapabildi öyle olduğu için de %30 olması gereken İyi Parti dün gördüğüm ciddi bir ankette yüzde %7'lere düştü. Dilerim Akşener son bir ay içinde büyük bir çıkış yapsın ve son 5 yılını unuttursun. Milliyetçi Hareket Partisi nasıl devlet Bahçeli'nin dükkanı yapıldıysa İyi Parti de bugün Meral Akşener'in emekli kadınların işlettiği yüncü dükkanı görüntüsünü veriyor. Öyle zira yaptığı milletvekili listeleri faciadır. Baba oğul Ensari oğlular, Fakı babalar, İdris Naim Şahinler resmen dayatıldı. Aynı şekilde İstanbul 3. bölgeden Seyit Han işsiz diye biri 2. sıraya kondu ki bu isim hakkında hoş olmayan iddialar var. Hayır hayır PKK'yı ve FETÖ'yü övmesinden söz etmiyorum. Bu isim Reza Zarraf'ın İstanbul'da yakalanan altınlarının gönderildiği isim olduğu arşivlerdedir haber olmuştu. Dahası dinlediğime göre Seyit Han İşsiz Esenyurt Belediye Başkanlığı ile beraber önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidip oradan aday olmak istemiş. Lakin oradan sonuç alamayınca birilerini araya sokup iyi Parti'den aday olmuş ve ikinci sırayı almış. İspatlı olmadığı için haksızlık etmek istemem. Lakin iyi Parti çevrelerinde bu ismin adaylığı noktasında kötü şeyler söyleniyor. Meral Akşener'in İYİ Parti kasasına oturttuğu meslek lisesi mezunu akrabası Ümitlik Dikbayır'ın aracılık ettiği iddiaları var. Pardon ama uzun zamandır HDP'ye tavır alan ve Kürtlerin tepkisini çeken Meral Hanım Vanlı bu ismi seçilecek yerden aday yaparak Güneydoğulu'lardan oy mu alacak ki Salim Ensarıoğlu'nu da İstanbul'dan aday yaptı. Nedir bu adaylıkların perde gerisi? Eğer bir iş adamı tercih edilmesi gerekliydi ise işte Ali Fatinoğlu gibi onlarca yıl siyasette ve de bölgede oyu olan gerçek sanayiciler var. Onlar dururken neden o Vanlı müteahhit ifade ettim kimseyi suçlamıyorum. Ancak Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın istifası ve söylediklerinin de önemi var. İyi parti parayla adaylık gibi şeylerle anılmamalıdır. Umarım ve dilerim yakıştırma olsun. Zira Akşener'in böyle bir şeye tevessül edeceğine inanmak istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirsek Kemal Kılıçdaroğlu iyi niyetle çırpınıyor ve istem üstünde. Aynı şeyi yineleyeceğim. Mevcut tabloda değil muhalefette, Türkiye'de ondan daha donanımlı, daha birikimli ve çok yönlü aday bulmak zordur. Ancak imaj ve algı bağlamında handikapları var. Bu itibarla icraatçı yönünü ortaya çıkaracak şekilde umut dalgası yaratacak yeni ataklar, yeni çıkışlar yapmak zorunda. CHP'nin milletvekili listeleri de iyi değil. Sadullah Ergin gibi Fethullahçı faciaların ortağı olan birinin Ankara Çankaya'dan da yatılması insanlara geçmişte edilen tıpış tıpış oy vereceksiniz sözlerini hatırlattı. Allah aşkına ne gerek vardı buna? Niçin başka bir isim değil de Sadullah? Yoksa Fethullah Gülen mi istedi? O mu dayattı ya da oyu yüzde bir bile olmayan Ali Babacan'a bu kadar mı boynunuz eğik? Bakın bunları ben değil, dün gün boyu beni arayan Cumhuriyet Halk Partililer söylüyor. Dilerim Ekmelettin olayında olduğu gibi insanlar kızmaz, küsmez ve sandığa gidip oy kullanırlar. Davutoğlu ve Babacan gibilerle dinci güruhların hassasiyetlerine titiz olan Kemal Kılıçdaroğlu keşke biraz da CHP'deki Atatürkçülere karşı hassas olsaydı deniliyor sadece o değil Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürünün ne işi var CHP listelerinde serzenişleri var. Toplam oyu yüzde bir civarında olan 4 partiye 80 küsür kontenjan verilmez ki bunların 24'ü banko seçilecek yerden. CHP Genel Merkezi'nin CHP tabanını ve örgütünü umursamayıp adeta adam yerine koymaması bana şu hikayeyi hatırlattı. Atatürk İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet ilanı sonrası Mersin'i ziyaret edip devlet erkanıyla beraber sahilde yürüyüşe çıkar. Güzel bir köşk görünce bu kimin diye sorar. Abraham'ın paşam cevabını alır. Yürüyüş devam ederken yine sorar. Peki ya bu beyaz konak? Ona da Kırkor Efendi'nin paşam cevabını alır. Yüzünü buruşturur fakat bir şey söylemez. 100 metre gittikten sonra mermer villayı göstererek bu kimin der? Yorgin'in paşam cevabını alınca Atatürk patlar. Yahu bunlar bu köşkleri, villaları yaparken siz Türkler neredeydiniz? Heyet susup başını öne eğer. Derken en arkada yürüyen Birinci Dünya ve İstiklal Savaşı gazisi İhsan Çavuş atılır. Paşam söyleyeyim biz Türkler bu ülke için ölmekle meşgulduk. Mustafa Kemal Paşa'nın gözleri dolar ve bir müddet sustuktan sonra şunu mırıldanır. Evet biz Türkler yüzyıllardır bu ülke var olsun diye hep öldük. Sevgili izleyenlerim bunun gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana omurgası olan Kuvayi Milliyeci, Cumhuriyetçi, layık seçmen kitlesi partisi için adeta hep can verdi. Ancak Parsayı, ikinci cumhuriyetçiler, dönek solcular, dönek liberaller ve Sadullah Ergin, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ile Ekmelettin gibi İslamcılar götürdü. Bakın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren biri olarak bunları söylemek benim boynumun borcu. Çünkü çok bilinen ifadedir. Güneş balçıkla sılanmıyor. Düşünün koskoca CHP listesinde müspet olarak dikkat çeken tek isim Namık Tandır. Hülasa muhalefette listeler dahil pek çok sorun var ve hala silkinmiş değildirler ki Tayyip Erdoğan'ı ümitlendiren budur. Ancak suyu tersinden akıtmak mümkün değil. Bunca yetersizliğe, bunca eksikliğe rağmen Erdoğan emin olun gidecek. Nasıl ve kim mi gönderecek derseniz cevap veriyorum. Açlık sınırı altında maaş ödenen asgari ücretlilerle emekliler gönderecek. Tarhana çorbası ve bulgur pilavıyla oruç tutanlar gönderecek. 9 yaşındaki evladının beslenme çantasına bir şey koyamayan anneler gönderecek. Tencere kaynatamayan ninelerle torununa gofret alamayan dedeler gönderecek. Aldığı maaş ev kirasını karşılamayan çalışanlar gönderecek. Yarı aç yarı tok yaşayan milyonlar gönderecek. Evet Tayyip Erdoğan'ı 30 liraya çıkan soğan gönderecek. 10 liralık pide, 85 liralık biber, 30 liralık patlıcan, 29 liralık kabak gönderecek. Bir yılda fiyatı 3 misline çıkan peynir gönderecek, zeytin gönderecek. Lüks hale getirilen kuru fasulye gönderecek, mercimek gönderecek, pirinç, şeker gönderecek. Bitirilen tarım ve çiftçi gönderecek. Katlanan elektrik ve akaryakıt fiyatları gönderecek iş bulamayan 8 milyon işsiz gönderecek. Eczanelerde ilaç, hastanede sıra bulamayan hastalar gönderecek. Depremin ilk iki günü ölüme terk edilen depremzedeler gönderecek. Geleceğini Türkiye'yi terk etmekte gören milyonlarca genç gönderecek. Atanamayan yüz binlerce öğretmen gönderecek suriyeli ve afganlı sığınmacılara isyan eden türk halkı gönderecek din istismarına feveran eden gerçek müslümanlar gerçek müminler gönderecek evet tayyip erdoğanı türkiye bundan daha kötü olamaz diyenler gönderecek gelecekle ilgili hayal kurmak isteyenler gönderecek bu düzen yıkılmalı bir şeyler mutlaka değişmeli diyenler gönderecek ümmet yerine millet, Vahdettin yerine Atatürk, tek adamlık yerine demokrasi, sadakat yerine liyakat diyenler gönderecek. Emin olun bu olacak çünkü ahali burnundan soluyor. Er Tayyip Erdoğan gitmez gönderilmezse millet akıbetini görüyor. Ertelenen zamların seçim sonrasında patlayacağının farkında doların uçacağını ve bunun enflasyon olarak geri döneceğini biliyor. Yurt dışından yeni bir sermaye girişinin olmayacağının da bilincinde. Kapıdaki döviz kriziyle kuyruk ve kıtlığın da farkında hülasa bu halk onlarca milyon tekrar ediyorum bundan daha kötüsü olmaz deyip Tayyip Erdoğan'ı süpürecektir. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve YouTube'un önerilenleri arasına girmemiz için lütfen beğeni butonuna basın.